Hoş abi ne haber? Nasılsın? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür, çok şükür. Bugün eşlik. Ne olay senin? Çok güzel çektin ama, bravo. Hoş geldiniz. Tabii ki başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz hep birlikte her yer olduğu gibi Akmeşe'mize de daha fazla yatırım yaptık. Bugün hamdolsun en güzel konaklarımızdan biri burada. Muhtarlarımız, içerisinde PTT'miz, işte hanımlara kurslarımız, fitness'ımız, yok değil mi? Hamdolsun. Hepsi var. Camilerimize, okulumuza, sağlık birimlerimize, parklarımıza elimizden geldiği kadar yeni parklar açıyoruz. Bugün çok mutlu olduğum bir şey daha söyleyeyim. Gelirken yolda çok güzel bir futbol sahasının gençlerimiz için bittiğini de gördüm. Hakikaten 5 yıldızlı. Öyle İzmir'dekilerden aşağı falan değil. Hani köy diye buraya aşağı olacak değil. En kralından gençlerimiz istemişlerdi. Spor kulübümüze destek veriyoruz. Ve inşallah yakında belki 10 gün içinde orayı da açacağız. Bunlar varlıkla oluyor. Varlık neyle oluyor? Varlık da parayı ziyan etmemekle oluyor. Biz Türkiye'deki bu istikrarın meyvelerini Akmeşe'mize de yansısın istedim. Çok şükür. Hastanelerimiz de dünden daha iyi değil mi? Gidiyoruz şimdi devlet hastanelerine. Eski halini unuttuk değil mi? Gençler bilmez. 15 sene önceki o gece 4'teki kuyrukları unutmadık değil mi? Bıçak paralarını unutmadık. Çocuklarımıza bir menenjit acısını yapılamadığı günleri unutmadık. Okullarımız çok daha iyi. Bilgisayarlarından Tepegözler artık tarihe karıştı, projeksiyon cihazlarına kadar. Yollarımız daha iyi. Şehrimiz daha iyi. Hamdolsun. Ülkemiz daha iyi. Sizlerin desteğiyle inşallah yeni dönemde daha güzellerini yapacağız. Sizden tam destek istiyoruz. Sizin için canla başla çalışan insanlara, o Amerika emperyalistlerinin istemediklerine, o Avrupa'nın istemediklerine sahip çıkmanızı istiyoruz. Bu istikrarı çekemeyenler var. Bu istikrar Türkiye niye kalkınıyor? Akmeşe'ye niye doğalgaz geliyor? Akmeşe'nin çocuklarına niye bilgisayar, tablet geliyor? Akmeşe'deki kadınlar nasıl fitness'a kadar konforları olur? Bunu çekemeyenler var. İnanın çekemiyor. Türk milleti istiyorlar ki 15 sene önceki gibi çocuklarına aşı yapamadığı için menenjitten çocukları ölsün istiyorlar. İnanın öyle. Avrupa'nın o Almanya'sı, Fransa'sı, Hollanda'sı, o Haçlı anlayışı bizlerin gelişmesini istemiyorlar. Ama biz size güveniyoruz. İnadına Recep Tayyip Erdoğan, inadına AK Parti diyeceğiz. O Türkiye düşmanlarını sevindirmeyecek. O Türkiye düşmanları sevinmesin. Bir de bizi parçalamaya çalışıyorlar. Bu ülkeyi bölemezler. Onun için bakın bu güzel tablo burada güzel bir işarettir. Biz böyle güzel bir aileyiz. Hepimiz aynı düşüncelerde olmayabilir. Ama ne güzel bak, aynı suyu içtik, aynı çorbayı içtik, aynı ekmeği paylaştık değil mi? Onun için hamdolsun, dünden daha iyiyiz ama yarın daha iyi olacağız.
basit tekerlemeden zor tekerlemeye doğru gideceğiz. Önce basitten başlıyoruz. Tamam mı Beril? Hazır mıyız? Buradan başlıyorum. Ben ne söylersem aynısını söyleyeceksin. Şinasi, bu senin son şansın. Şinasi, bu senin son şansın. Son şansın mı? Son şansın değil ya. Şinasi, bu senin son şansın. Şinasi, senin bu şans... Ay. Ses. Pardon.